Agus Karavan'dan herkese merhabalar. Ben Sercan Aguş. Hobi Karavan'ın Türkiye distribütörüyüz. Bugünkü tanıtacağımız model 460 UFE Deluxe Edition modelimiz. Fransız yatak U oturum dizilimli bir karavan. İlk önce şase sistemiyle başlamak istiyorum. Bu karavanda Knot şase sistemi kullanılıyor. Üzerinde ANS dingil mevcut. ANS dingil otomatik fren boşluklarını alan bir sistem. Ön tarafta çoğu karavanda opsiyonel olarak sunulan stabilizatörümüz, çeki oku kaplaması ve kilo ölçerli ön destek tekerimiz var. Gene bu taraftan başlarsak su dolum kapağımız, dışarıya TV çıkışımız, televizyonu buraya koyduğumuzda yukarı bağladığımız uydudan buraya sinyal alabiliyoruz. Dışarıda da TV seyredebiliyoruz. Bu bölümde 220 enerji girişlerimiz var. Burada da yatağımızın altına denk gelen bir servis kapağımız mevcut. Masamızı, sandalyemizi buradan koyuyoruz. Hobilerin en dikkat çeken tarafı bu kapı sistemi. Bayağı dolu bir kapısı var. Burada saklama alanlarımız mevcut bolca. Buraya mover kumandası vesaire, o tarz şeylerimizi koyabiliriz. Bir adet burada güneşliğimiz mevcut. Burada gene faraşımız standart olarak. Şöyle bir faraşımız mevcut. Çoğu markada opsiyonel olarak sunulan Winterhoff stabilizatörümüz, kilo ölçerli ön destek tekerimiz ve çeki oku kaplaması hobide standart olarak sunuluyor. Şimdi tüp bölümüne gelmek istiyorum. Burada da üst segment karavanlarda bulunan amortisörlü bir sistem var. Bu şekilde yukarı doğru kaldırıyoruz. İki tüp koyma bölümümüz var. Burada ayrıca tekerlekli atık su tankımız var. Bu da normalde diğer karavanlarda çoğu markada opsiyonel olarak sunuluyor. Bunda standart. Hobi'de şurada iz lambalarımız mevcut. Seyir esnasında bize kolaylık sağlıyor üst bölümleri hesaplayabilmemiz için. Bu dış kabartmalar da şuradan perçinli olarak, kozmetik olarak herhangi bir hasar durumunda kolayca değiştirilebiliyor. Hobi'nin de bir özelliği bu. Bu karavanımızda Tedford marka üst seri bir tuvaletimiz var. Bu da atık su tankımız. Mavi atık parçalayıcı kimyasalımızı buradan koyuyoruz. Bu aynı zamanda tekerlekli. Bu üst seri bir tuvalet olduğu için burada ekstradan sifonumuz mevcut. Pembe kimyasalımızı buradan koyuyoruz. Etrafa kötü koku yaymasın diye. Burada bu karavanımızda 150 litre büyük bir buzdolabımız var. Bunlar da dış menfezleridir. Buradan kesinlikle hiçbir şekilde içeri karavanımızı yıkatırken su tutturmuyoruz. Çünkü buzdolabının arka kısmına denk geliyor. Burası açıktır. Karavanımızın dış kısmı burada opsiyonel olarak istersek dinamik yanan stop lambaları alabiliyoruz. Şerit şeklinde kayarak yanıyor lambalarımız. Burada bahsetmek istediğim bir şey daha var. Comfort Kit dediğimiz bir sistem var. O bunun üzerinde standart olarak sunuluyor. Bu şu işe yarıyor. Eğilmeden karavana buradan kolaylıkla ayaklarını açabiliyorsunuz. Ayrıca bu karavanımızda da güçlendirilmiş destek ayakları var. Evet, camımızın üstünde bu şekilde pimler var. Buradaki pimlere basıp bu şekilde camımızı açıyoruz. Her çıt ettiğinde bir kademe demektir. Yukarı doğru böyle çıt ettiği anda bırakıyoruz. Kapatırken de en üst seviyeye alıp ondan sonra aşağı bırakıyoruz yavaşça. Bu karavanımızın her tarafında cam var. Gayet ferah bir karavan. Bunda yağmur yağdığında camlarımız açık kalabiliyor. Yağmur suyu aşağı akıyor. Özel bir karavan camı. Evet, bütün camlarda sinekliğimiz bu şekilde, güneşliğimiz mevcut. Bunları seyir esnasında açık bırakmıyoruz. Hobi karavanlarda yalıtımlı çift kat cam mevcut. Bu da izolasyon açısından iyi bir izolasyon sağlıyor. Evet, bu U oturma grubumuz. Bunda teleskobik masa ayağı opsiyonel olarak tercih etti müşterimiz. Bu şekilde kolayca yatak haline dönüştürebiliyoruz. Bu minderleri de koyduğumuzda burada iki kişi rahat rahat konaklayabiliyor. Aynı zamanda burada okuma lambalarımız tek seferde dokunduğumuzda böyle bir şekilde mavi gece lambası, ikinci dokunduğumuzda burada okuma lambası şeklinde. Fazlaca saklama alanlarımız mevcut. Dolaplarımızın hepsi soft close'dur. Aynı zamanda burada oturma grubunun altını da saklama alanı olarak kullanabiliyoruz. Mutfak bölümüne gelmek istiyorum. Burada bayanların en çok hoşuna giden kısım. Burada kombin bir ocak sistemi var. Yemek döküldüğünde buradan kolayca sıyırıp hem az su kullanımı
yapıyorsunuz. Temizlemesi de çok rahat oluyor. Otomatik ateşlemelidir ocağımızda. İstersek bunu opsiyonel olarak mutfak davlumbazı da ekleyebiliyoruz. Direkt yukarıdan tahliyesini yapıyor. Dolaplar açılmasın diye burada kilitleri mevcut. Burada bir bardaklığımız mevcut. Burada kaşıklık bölümümüz. Yine aynı şekilde bütün dolaplarımız soft close'dur. Bu karavanda hiçbir şekilde enerjiye ihtiyacımız yok. Her şey gazla çalışıyor zaten. Cep telefonunuzu şarj etmek için de burada bir 2 adet USB'miz var. Hobilerde en çok sevdiğimiz bölüm burası. TFT kontrol panelimiz. Burada su seviye göstergesini. İstediğimizde bize otomatik olarak uyarı veriyor. Akü seviyemizi, kullanımımızı vesaire. Yani dolayısıyla burada kamp dışı konakladığımızda bütün verileri görüp ona göre daha verimli kullanabiliyoruz. Işıklarımızı buradan açıp kapatabiliyoruz. Eğer karavanımızda Truma kombi varsa buradan zaman ayarlayıcısını yapabiliyoruz. İstediğimiz derecelerde otomatik olarak çalışıyor. Dış ısı, iç ısı, saat, tarih vesaire her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Burada da TFT kontrol paneline kalkmadan kolayca masamızın üzerini aydınlatmak için bir kolay bir buton koymuşlar. Hemen kapı girişinde de bir adet tutamağımız mevcut. Evet, 150 litre Domotik marka buzdolabımız. Burada buzluk bölümü mevcut. Bu 3 sistem bir buzdolabı. Kamp alanına gittiğimizde 220 enerjiyle araca bağlıyken aracın aküsünden kamp dışı bir yerde konakladığımızda da gazla çalıştırabiliyoruz. Burada ufak bir detayımız var, onu göstermek istiyorum. Karavanı park halinde bıraktığımızda, kullanmadığımızda koku yapmaması için şuradaki mandalı açıyoruz. Bu şekilde bir boşluk sağlıyor. Dolayısıyla buzdolabımız hava alıyor ve koku yapmıyor. Buzdolabının hemen alt kısmında şurada sebzelik veya baharatlık olarak kullanabileceğiniz bir bölüm mevcut. Dediğimiz gibi bu karavan 4 kişilik bir karavan. 2 kişi burada, 2 kişi U oturma grubunun orada rahatlıkla yatabiliyor. Gece akordeon perdeyle bu şekilde arayı bölebiliyoruz. Aynı zamanda TV tutucumuz da mevcut. Onu da bu şekilde U oturma grubuna veya buraya yatağa doğru çevirebiliyoruz. Bu TV tutucu fabrikadan direkt montajlı gelen bir ürün. Bu ürünün özelliği de bu şekilde istediğimizde TV'yi alıp dışarıdaki TV opsiyonunu kullanabiliyoruz. Yani kapının önünde de izleyebiliyoruz. Gene aynı şekilde okuma lambalarımız da burada mevcut. Yataktan kalkmadan da oradan da aynı zamanda kumanda edebiliyoruz. Az önce söylediğimiz gibi karavanımızdaki tüm dolapların hepsi soft close'dur. Şimdi banyo kısmına gelmek istiyorum. Lavabomuz dışarıda bu şekilde. Aynı zamanda bu aynaların arkası saklama alanları olarak kullanılıyor, çift taraflı. Karavanımızın tuvalet banyo bölümü burası. Bunun bir özelliği de cam olması tuvaletimizde. Buradaki duş başlığımızı dış duş olarak da buradan kullanabiliyoruz. Gayet ferah. Bu karavanda 2 adet Domotik marka hekimiz mevcut. Burası 40'a 40 bir hekidir. Sineklik ve güneşliği mevcut. Burada da Domotik marka bir hekimiz var. Bunun bir güzelliği de istediğiniz seviyede bunu ayarlayıp o şekilde bırakabiliyorsunuz. Gene aynı şekil. Bunda da sinekliğimiz ve güneşliğimiz mevcut. Evet, burada geniş bir gardırobumuz mevcut. Montumuzu vesaire her şeyi buraya rahatlıkla konumlandırabiliriz. Burada da bir adet çakmaklığımız mevcut. Aynı zamanda 220 prizlerimiz de var. Bütün kontrol ünitesi burada. Bu karavanda Truma S3004 sobamız mevcut. Gazla çalışıyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5 kademe olarak. Bunun 12 volt vent sistemi dediğimiz havalandırma sistemi de var. Oturduğumuzda ayağımızın altından, U oturma grubundan, yatağın altından, banyonun içine buradan derecesini ayarlayabiliyoruz. 5 seviye var. Otomatik ve manuel olarak da bunu ayarlayabiliyoruz. Bugün Hobi 460 UF Deluxe Edition modelimizi tanıttık. Elimizde daha farklı modellerimiz de mevcut. İngiliz yatak tipi dediğimiz modeller, ranzalı modeller. Web sitemizden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. aguskaravan.com. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayınız. Mine Hobi. Mine Hobi.